komşuda oyunu. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Merhaba. Merhaba Niko. Oyun köyümüze iyi ki geldiniz. Evet, oyun köyümüze hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin oyun köyümüze. Hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence, biraz da var bilmece. Bilmece, bilmece, her şey bu köyde. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin sen köyümüze. Bugün ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz arkadaşlar? Evet! Ben de! Hadi kılavuzu uyandıralım. Hadi! Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse, ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede uyuduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız. Doğru. Kılavuz orada. Beni siz mi uyandırdınız arkadaşlar? Evet. Anladım. Canınız oyun oynamak istiyor galiba. Evet. İşte geldim. Merhaba kılavuz. Merhaba Lili, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım kılavuz. Ne olur ne olur. Tamam Liko. O zaman oyun seçimi başlıyor. Yaşasın. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Harika bir oyun. Hem karada hem suda oyunu. Hem karada hem suda oyunu mu? Evet. Bu oyun neyle ilgili bir oyun kılavuz? Yine hayvanlarla ilgili bu oyun Liko. Harika. He? Hayvanları çok severim. Ben de hayvanları çok severim. Ne güzel. Peki ya siz arkadaşlar? He? Siz de hayvanları seviyor musunuz? Evet. Hadi anlat oyunu kılavuz. Evet, çok merak ediyorum. Ne olur yine oyun panolarımız olsun. Evet, yine labirentte oyun panolarınız olacak. Ve yine üzerinde bazı hayvan resimleri. Bu hangisi ne oyunu gibi başladı? Yok, aynı oyun değil Liko. Panolarda gördüğünüz hayvanlardan bir tanesi hem karada hem suda yaşayabilecek bir hayvan olacak. Diğerleri ya sadece karada ya da sadece suda yaşıyor olacak. Siz hem karada hem suda yaşayanın hangisi olduğunu bulacaksınız. Hem karada hem suda yaşayan hayvan derken bir örnek verir misin kılavuz? Yani penguenler gibi mi? Penguen hem karada hem de suda yaşar ya. Aynen öyle Lili. Anladım şimdi. Harika. Kendi panolarınızda hem karada hem suda yaşayan hayvanları bulduktan sonra labirentin içinde bir pano daha bulacaksınız. Bu panoda daha çok hayvan olacak. Ve hem karada hem suda yaşayan iki hayvan olacak. Birini Lili sen, diğerini Liko sen bulacaksın. Bunları da bulunca oyun tamamlanmış olacak. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım. Hadi. Durmayın o zaman. Doğru labirente gidiyoruz. Ve... 3, 2, 1 Başla. Kum saati akıyor. Hadi Liko, burada ikiye ayrılalım. İlerleriz. Tamam Lili. Hayvanları dikkatli seç ha. Merak etme Liko, sen de dikkatli ol. Bu zürafa. Upuzun boynundan tanıdım. Ama zürafalar suda yaşayamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki zürafayı karaya koyacağız. Çaktırma Lili. Ha? Ben de biraz seninle oynamaya geldim. Tamam gel kılavuz. Bu da bir tavşan. Tavşanlar da suda yaşamaz.
Sadece karada yaşarlar. Al bunu kara resmine yapıştır kılavuz. Ay tamam, yapıştırdım bile. Ve bir ahtapot. Ahtapotlar suda yüzebilir mi arkadaşlar? Evet. Doğru. Ahtapotlar karada değil, sadece suda yaşarlar. Aa, bu ne? Bir böceğe benziyor ama ben bunun ne olduğunu bilemedim. Siz biliyor musunuz? Evet. Aa, nedir söylesenize. Yengeç. Aa, tabii ya. Yengeç, nasıl da tanıyamadım. Aha, yengeçler hem karada hem suda yaşayabilirler. Öyle değil mi? Evet. Ha, yaşasın. Al kılavuz. Al bunu da doğru resme yapıştır. Hem karada hem suda yaşadığına göre buraya yapıştırıyoruz. Ay, Liko ne yaptı acaba? Bu benim nedir arkadaşlar? Deniz anası. Peki deniz anası suda yaşar mı? Evet. Doğru. Deniz anası denizde yaşar. Deniz anasını buraya yapıştırıyoruz. Aa, bu kafasında çatal çatal şeyler olan hayvan nereye? Ay, bilemedim arkadaşlar. Yardım eder misiniz? Geyik. Geyik mi? Peki geyikler hem karada hem suda mı yaşar? Hayır, sadece karada. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayenizde öğrenmiş oldum. Ay, ne kadar da sevimli hayvanmış şey. Biz geldik. Nasıl gidiyor Liko? Harika, ikincideyim. Kum saati azalıyor. Ay, az kaldı. Bakalım bakalım. Heh, bu bir deve. Bunu biliyorum. Develer de sadece karada yaşar. Hatta çölde yaşarlar. Yani çok sıcak yerlerde. Değil mi kılavuz? Evet Liko, doğru. O zaman deveyi de karaya yapıştırıyorum. İşte oldu. Bana yardım etsene Leli. Tamam. Bu sizce bir balık mı arkadaşlar? Evet. Ben onu biliyorum. O bir fok balığı. Fok balıklarını çok severim. Böyle ellerini vurup oy 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 diye komik ses çıkarırlar. Ve hem karada hem suda yaşarlar. Yani bulduk. Bu saati uzatıyor. Ay Liko koş. Aa. Üçüncü panoyu bulmalıyız. Koşuyorum Leli. Ay. Haha, işte son pano. Dur Liko, yavaşla. Çok geç. Aa. Ay, ne oldu bana ya? Ah Liko, ben sana ne diyeyim? İyi misin? Tamam tamam, iyiyim. Tamam o zaman, işte son pano. Şimdi burada hem karada hem suda yaşayan iki tane hayvan var. Evet, birini sen bulup panoya yapıştıracaksın. Diğerini de ben. Hadi başla bakalım. Doğru. Zaman azalıyor. Hadi Leli. 15. Ay, bu çizgili çizgili hayvanın adı neydi arkadaşlar? Zebra. 14. Evet ya, zebra. Ama zebralar hem suda hem karada yaşamaz ki. 13. Bu da bir yunus balığı. Çok severim yunus balıklarını, çok. Ama onlar da sadece denizde yaşarlar. 12. Ha? Acele et Leli, süre bitiyor. Ay, hah, tamam buldum. Bak, bu bir ördek. 11. Ve ördekler hem karada hem suda yaşarlar. Ben buldum. Sıra sende Liko. 10. Bakalım. Bak Leli, bu bir balina. Evet, balinalar denizde yaşayan en büyük canlıların başında gelir. Ya. Ama balinalar sadece suda yaşayabilir. Doğru. 8. Ve bu da bir inek. İnekler hem suda hem karada yaşayabilirler mi Liko? Hayır, sadece karada. Kum saatinin bitmesine son 5 saniye. Aa, hadi Liko, süre bitiyor. 4. Ay, çok heyecanlandım. Dur elim ayağıma dola şöyle. 3. Aha, bu bir timsah. Timsah. Yardım edin arkadaşlar. Timsahlar sizce hem suda hem karada mı yaşarlar? 2. Evet. Ha, harika. Hadi yapıştır resmi yerine. 1. Tamam tamam. 0. Aha, başardınız. Başardık, yaşasın. 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 Harikasınız arkadaşlar. Yeah.
arkadaşlar. Yine harika bir oyun oynadık sizlerle. İyi ki varsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.